Mutlu akşamlar efendim. Saatler 18.45'i gösteriyor. Spor haberleriyle karşınızdayız. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yabancı kuralının bir sene daha devam etmesini istediğini belirtti. Ahmet Ağaoğlu açıklamalarında yabancı oyuncu konusu uzun zamandır gündemimizde. Görüşlerimizi sıklıkla federasyonla paylaşıyoruz. Nihat Özdemir'e de çekincelerimizi ifade etmiştik. 7+4 olarak yabancı kuralının 8+3 olarak bir sene daha devam etmesini talep ediyoruz. Tamamen kaldırılmasını değil ama en azından bir sene daha devam etmesini talep ediyoruz. Kulüplerimizin sözleşmeli oyuncuları var. Bu sözleşmeleri bitirmemiz gerekiyor. Sadece sınır olarak bakamayız. Maddi yükümlülüğü de var. Sözleşme bitmeden feshetseniz bile ödemeleri sonuna kadar yapmak zorundasınız. İfadelerine yer verdi. Ağaoğlu ayrıca yayın ihalesini en kısa süre içinde tamamlamak istediklerini söyledi. Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Atiba Hutchinson siyah beyazlı kulüpteki geleceği hakkında konuştu. Atiba futbola devam edecek enerjisinin olduğunu açıkladı. Beşiktaş'ın 39 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson geleceğiyle ilgili konuştu. Atiba, henüz gelecek sezon için kesin kararımı vermedim. Önümüzdeki günlerde bu konuyu daha detaylı düşüneceğim. Tabii bu kararı sadece ben veremem. Kulüp başkanımızla henüz görüşmedim. Kendimi fiziki açıdan iyi hissediyorum. Futbol oynayacak enerjim hala var. Ne olacağını zaman gösterecek, açıklamasında bulundu. 9 sezondur Beşiktaş forması giyen Atiba, siyah beyazlı takımla 322 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 26 gol atan Kanadalı oyuncu 38 asist yaptı. Atiba, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Kanada milli takımı kaptanlığı yapan Atiba, ülkesinin Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasına katkı sağladı. Fenerbahçe Kulübü 8 Mart'ta 13 hakemin görevine son verilmesiyle başlayan sürecin devamında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dahi görevi bıraktığını ancak MHK'nin görevine devam ettiğini hatırlatan bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe 8 Mart'ta görevine son verilen hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın istifasına rağmen Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam etmesine yönelik açıklama yaptı. Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevine son verildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı. O günden bugüne geçen 36 günde garip hakem atamalarına, artan hakem hatalarına, kural hatalarına, kulüplerin açıklama ve tepkilerine, tahkim kurulunun verdiği karara ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına rağmen Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nin değil, bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, nasıl diye sormayan herkesindir. Bu ayıp hepimizindir, denildi. Sadece isimde kalmayacağını, bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunun bilincinde olduğumuzu. Trabzonspor diyelim. Lider Trabzonspor Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Bordo Mavililer İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada mağlup olmadı. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Vavakars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak lider Trabzonspor bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. Bordo Mavililer İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet 4 beraberlik alarak hanesine 22 puan yazdırdı. Trabzonspor ligin ilk yarısında Galatasaray'la sahasında 2-2 berabere kalırken ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen, ikinci maçta sahasında 1-1 berabere kalan Bordo Mavililer, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti, sahasında da 1-1'lik sonuçla mücadeleden ayrıldı. Bordo Mavili takım Kasımpaşa'yı sahasında ve deplasmanda 1-0, Vavakars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken kendi evinde Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.
A Milli Erkek Basketbol Takımının yeni baş antrenörü Ergin Ataman oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımında Orhun Enel'in ardından baş antrenörlük görevine Anadolu Efes'i çalıştıran Ergin Ataman getirildi. Deneyimli baş antrenörle Perşembe günü saat 11'de sözleşme imzalanacak. Milliler Ataman yönetimindeki ilk sınavını Avrupa Şampiyonası'nda verecek. Turnuva 1 Eylül'de başlayacak. Ergin Ataman 2014-2016 yılları arasında da A Milli takımı çalıştırmıştı. İNG Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Basketboldaki dev derbi Sarı Kırmızılılar 76-70 kazandı. İNG Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki derbide Galatasaray Nef deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 17. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise 6. yenilgisini yaşadı. İki takımın da dış atışlarda etkili olduğu ilk periyodu Galatasaray 25-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında Fenerbahçe İsmet Akpınar'la skor üretti. Galatasaray 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı. Bu bölümden sonra 9-0'lık seri yakalayan Sarı Lacivertli ekip son bölümde farkı 2 sayıya indirmesine rağmen soyunma odasına Galatasaray'ın 38-36 üstünlüğüyle gidildi. Dengeli başlayan ikinci yarının ilk bölümünde iki takım da birçok oyuncusundan skor katkısı aldı. Galatasaray'ın üst üste yaptığı hataları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, Polonara'nın isabetli dış atışıyla 29. dakikada uzun bir aradan sonra tekrar skor üstünlüğünü ele geçirdi. Kalan sürede Kenan'la kritik sayılar kaydeden Galatasaray final periyoduna 58-56 önde girdi. Dördüncü çeyrek büyük bir heyecanla sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Polonara, Guduric ve Henry'nin kazandırdığı sayılarla son 5 dakikayı 68-63 önde girdi. Toparlanan ve rakibine 13-0'lık seriyle karşılık veren Galatasaray, bitime 45 saniye kala skoru 76-68'e getirdi. Fenerbahçe'nin son bölümdeki çabası yeterli olmadı ve Galatasaray Nef karşılaşmadan 76-70 galip ayrıldı. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz efendim. Bizden sonra saat 19'da Hande İpekgil ana haber bülteniyle sizlerle olacak. Hoşça kalın.